Merhaba sevgili seyirciler, sevgili takipçilerimiz. Ajans Erzincan'da Baş Başa programında sevgili arkadaşım Zeki Demirbaş'la birlikte yine sizlerle birlikteyiz. Evet, bugün Erzincan 4 yol meydanından Cumhuriyet Meydanı ve daha doğrusu burası şimdi Kızılay Meydanı olarak biliniyor. Ve Kızılay Meydanı'ndan sizlere sesleniyoruz. 56. programda sizlerle birlikteyiz. Sen çok istekli değilmişsin gibi, yani 56 programdır. Ben işte yani Zeki Demirbaş'la beraber mecburen işte bu programı falan gibi bir haller var sende. Öyle. Ama onu sonra konuşacağız. Öyle bir şey yok yani. Yani ses tonundan böyle bir şey programda hissettim de yani. He. Bilmiyorum. Yani ses tonunun vermiş olduğu mesaj böyle bu yöndeydi. Almış oldum mesajı. İstersen bir merhaba diyerek başla yani. Evet, merhabalar. Her şey gönlünüzce olsun inşallah. Şu an bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Yine yoğun bir gündem. Semih Peker de söyledi. Erzincan'da neler oldu, neler yaşandı, kim nerede ne yaptı, ne oldu konuşacağız, tartışacağız. Her şey Erzincan için. Evet ve Erzincan 4 yolda bugün çok güzel bir kermes var şu anda Kızılay Meydanı'nda. Evet, arkadan sesler geliyor olabilir. Arkada büyük bir kalabalık var. Erzincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen çok güzel bir organizasyon var. Şimdi birazdan Ozan Albayrak bunu görüntüleyecek. Zeki Bey, okulda öğrencilerin yaptığı ahşap ürünler ve demir. Evet, metal ürünler. Ondan sonra yöresel yiyecekler. Bayanlar bir tarafta gözleme yapıyor. Yanında hemen semaver çayı var. Şimdi gözleme var. Semaver çayı olmazsa olmaz. Sanırım programdan sonra sen sulanıyorsun herhalde. Şimdi hepsinin eline sağlık. Öğrencilerimiz gerçekten çok güzel ürünler ortaya çıkarmışlar. Evet. Gerek metal, gerek ahşap, hem sergi, torna tesviye, hem de okula katkı sağlamak için yapılan diye çalışmalar bunlar. Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'ni tebrik ediyoruz. Evet, bu güzel tebrik ederiz. Kermesten ve bu güzel ürünlerden hem dolayı. Hem de farkındalık değil tabii mi? Hem de okula gelir elde ediyorlar. Mesela bu çocukların yaptığı, öğrencilerin yaptığı ürünler satışa da sunuluyor. Evet. Çok güzel, birbirinden değerli ürünler ortaya çıkarıyorlar. Protokol de burada ama bakalım. Belediye başkanımız burada. Burada. İlçe müdürümüz acaba burada. Bir şeyler almış mıdır? Vali yardımcımız diye burada. Ve şu anda onlar da kermesi geziyorlar. Alışveriş de umarım yapıyorlardır. İnşallah. Güzel, halkın da katılımı bayağı var. Tebrik ediyoruz. Ve bir gün açık kalacakmış burası. Böylesine aktiviteler o kadar çok önemli ki. İşte bakın, gelmiş tabii. Şimdi bu arkadaşlarımız burada bu kurmuşlar. Bir tarafta okulun yaptığı ürünler sergileniyor. Bir tarafta da işte yiyecek ikramları var. Bunlar tabii da okula katkı sağlayacak. Şimdi şu an ne yapıyoruz? Biz bu okuldan bahsediyoruz değil mi? Böyle bir etkinlik olmasaydı biz bahsedemeyecektik. Bahsetmeyecektik evet, yani. Dolayısıyla da arkadaşları tebrik ediyoruz. Bu tür aktiviteleri bütün okullar yapmalı. Herkes de yapmalı. Yapmalı. Dört yolda buna müsait. Ve şu anda bulunduğumuz meydan, bu eski Kızılay İşan'ın olduğu yer. Evet. Belediye başkanımız şehire yeni bir meydan kazandırdım demişti. İşte o meydan burası. Evet. Aynı biraz zamanda boş bir meydan ama daha etkinliklerin de düzenlendiği bir alan oldu. Mesela geçen gün bu meydanda bir basın açıklaması vardı. İşte Filistin'e tepki, İsrail'e tepki açıklaması yine bu meydanda oldu. He. Artık bu tür şeyler burada oluyor. Ve burası tamamlandıktan sonra da şu arkada hani hep biz eleştirirdik ya, işte sunta. He, hepimiz değil, sen. Ya ben ama kamuoyu da eleştiriyordum. Hayır canım, kamuoyu sen şöyle, çok arkada şurada sen çok ağır konuşuyordun o. Diyordu ki kontra arkada plak yine orada, kontra plak çıkıyor, yine sunta orada. Şimdi artık sunta yok. Şimdi bunun yerine ne var? Şükür. Bunun ama yerine 4 yıl oldu. Tabii. Ama deme yani, zamanla. Biz 4 yıl boyunca söyledik. Nihayet sonunda oldu. Sonunda. Şimdi bu arkadaki işte bu dev aldı. Ekranın yanları da var. İstersen Ozan Albayrak'tan rica edelim. Buranın tamamlanmış halini bir ekrana getirsin. 4 yoldaki
bu meydanda, evet. Hem de okulu, burası, kermeste neler var onları görelim. Onları da görelim. Devam edelim o zaman. Ve önce kermesi gezelim o zaman. Ondan sonra da ekranın tamamlanmasını göreceğiz. Aynen öyle. Haydi bakalım. Güzel kermesi. Neler var neler. Vallahi maşallah. Teşekkür ediyoruz. Gerçekten çocukların ellerine sağlık. Öğretmenlerin ellerine sağlık. Okul yönetiminin eline sağlık. Çok güzel eserler ortaya çıkarmışlar. Eminim veliler de katkı sağlamıştır. Tabii. Yiyecekler konusunda yiyecekler falan. Zaten büyük ihtimalle öğrenci velilerinin yöresel yiyecekler var. Şu anda bizi il dışından izleyen takipçilerimiz de mutlaka bir iç çekiyorlar. Aman işte şu zeytinyağlı dolmadan olsa da yesem. Şu gözlemeden olsa da yesem, keteden, börekten. Yanında bir de semaver çay. Tabii semaver çay. Erzincan'ın semaver çayı olmadan olmaz. Asla kabul etmiyorum. Ya Sarıgül nereden yaptı bu hareketi Zeki Demirbaş? Bir de suyumuz yok. 3 haftadır elini masaya vurma bir hal oldu. Burada 4 yıla gelmişiz susuz. Yani. Ozan bize Ozan, şey getirir, ne? Çay getirir şimdi oradan. Bence evet. De yani. Ve evet. Şimdi isterseniz şimdi de şeyi izleyelim. Bu meydandaki ekran ve yanının tamamlanmış halini bir şu an Ozan zaten Ozan ekrana verdi evet. Şu an ekran. Yani burada şöyle düşünün, bir televizyon ünitesi gibi düşünülmüş. Hani evlerde evet. Oluyor ya böyle büyük ekranlar. İşte burada oldu yan mu tarafa, sence? Bence çok güzel oldu. En azından suntadan çok çok iyi. Yani geç oldu ama iyi oldu diyorsun. Çok güzel oldu. Yani şehre yakıştı, meydana böyle boş kalması iyi olmuyordu, hoş olmuyordu. Şimdi o zaman şöyle olabilir. Fotoğraf çektirenler arkada sunta görünüyordu. Şimdi evet. Artık o kalktı. Ben şimdi olaylara tersinden baktığım için yani birileri dedi ki ya bırak öyle sunta kalsın 4 yıl boyunca. Kalsın neye var canım, gayet güzel görünüyor dediler. Öyle dört yıl kaldı. Ya. Kimse öyle bir şey demez. Dört yıl sonrasında biri geldi dedi ki ya burası hiç böyle olmuyor. Gelin buraya biz bir ekran koyalım. Bir de etrafını süsleyelim daha düzgün bir şey olsun dedi. Ve öyle oldu mu acaba? Yok yok ben katılmıyorum sana. Yani dört yıl boyunca burası sen böyle kalsın. Sen bana ne zaman katıldın dört zaten yıl böyle burası ya. Kalsın diyecek kimse olmaz. Hayır. Yani çirkin değil miydi sence? Ya tamam da bana niye katılmıyorsun? Aman yani öyle bir şey söylüyorsun yani, ki. Dört yıl burası böyle kalsın dediler. Demişler niye dört yıl kaldı o zaman? Peki. Ya sonuç olarak şu anda burası güzel bir hal aldı. Evet tebrik kime ediyoruz. Emeği varsa tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. 4 yıl boyunca bu şekilde kalmasından dolayı da takdiri sevgili Erzincan halkına ve sizlere bırakıyoruz. 4 yıl sonra da böyle bir ortam yaptıkları için de kim bu organizasyonu yaptıysa, bu dekoru yaptıysa ya bunu böyle yapalım diye düşündü ve onaylandıysa biz de onlara teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. Evet, şimdi gelelim Erzincan'la ilgili. Çok güzel bir proje hazırlanıyoruz Zeki Bey. Maşallah. Gerçekten. Artık proje, evet.
Sayın Valimiz Hamza Aydoğdu'nun eli bir kere değdi şehre ve devam ediyor. Nasıl? Şimdi yani o el değdikten sonra birçok şey değişti bak sanki. Bak bize diyorlar ki kısa süre olmasına rağmen değil mi? Haberlerinizde sürekli Vali Hamza Aydoğdu'dan bahsediyorsunuz. Programlarınızda sürekli Vali Hamza Aydoğdu'dan bahsediyorsunuz. İnanın, nedir bu? Nedir bu Hamza Vali Aydoğdu? Niye bu kadar çok bahsediyorsunuz? Ama haberi şimdi, var mı? Sayın Vali Valimiz, Bey'in bundan hiç haberi bile yok. Sayın Valimiz o kadar bizim, mütevazi, evet, o kadar bizim, yapıcı, proje insanı. Ya geldiği günden beri gönüllere dokunuyor, birçok faaliyette bulunuyor, şehirle ilgili bir heyecan geldi. Daha önce tanışıyor muydun? Hiç tanışmıyordum. Akrabalığın var mı? Ya hangi, nasıl yok olabilir ki? Biz yani şehrimize katkı sağlayan herkesi teşekkür ediyoruz. Aynen. Herkese. Ama aynen sorun da varsa ne yapıyoruz? Eleştiriyoruz. Eleştiriyoruz. Şimdi valimizin geldiği günden beri yaklaşık 3-4 haftadır biz bu sayın valimizle ilgili yaptıklarını anlatıyoruz. Kendisine teşekkür ediyoruz ve ekibine. Şimdi bir de bakın Semih Bey'in sözü önemli. Yaptıklarını. Evet. Yani bir dakika boş durmuyor. Şu anda kurum müdürleriyle birlikte şehire bir heyecan geldi. Bize de bir heyecan geldi. Aynen. Projelerini takip ediyoruz, etkinliklerini takip ediyoruz. O projelerden bence en önemlisini yeni hayata geçirdi. Neydi o? Hızır Erzincan projesi. Ha, Hızır Erzincan şimdi projesi. Bak burada ne var? Neler olacak? Şimdi burada valilik... Çaylar geldi. Ozan'cığım teşekkür çaylar ediyoruz. Ozan'cığım çok teşekkür ediyoruz. Benimki şekerli mi? Evet. Tamam aslında. Aa, evet. Çok teşekkür ederiz. Yani yavaş şekersiz içsen daha iyi olur aslında ama. Çok teşekkürler Ozan'cığım. Zeki Bey bak daha dedikodu edemezsin, çaylarımız geldi. Tamam bak ben çevirdim. Şimdi seni de çevirmen lazım. Ha çevirdin mi? Tabii seyirci kızıyor ya. Tabii sonra diyorlar ki niye senin önünde Zeki Demirbaş'ın bardağı var? Evet. Zeki Demirbaş'ın önünde niye Semih Tekin'in bardağı var? Aman siz sinirlenmeyin, kızmayın. Biz şimdi düzeltiriz hemen anında. Gelelim projeye. Hızır Erzincan projesi Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ortaklaşa yürütülen bir proje. Evet. Şimdi burada ne oluyor biliyor musun? Bu projede hani biz gittik seninle birlikte Sayın Valimizin Halk Günü'ne katıldık ya. Yok evet. Pardon sen yoktun. Ben yok. Serhat Sarıçiçek'le gitmiştim. Ben tatildeydim. Sen tatildeydin. Şimdi 65 kişi gelmişti ve hepsinin sorununa çözüm bulunmuştu. Burada hemen hemen aynı şey amaçlanıyor. Burada yaşlılar, Erzincan'daki yaşlılar, engelliler, şehit ve gazi yakınları, yetimler ve ihtiyaçlı tüm vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm Erzincan halkına ziyaretler gerçekleştiriliyor. Tespit edilen ailelere Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından organize ediliyor. Bu görevli arkadaşlarımız gidiyorlar, evleri ziyaret ediyorlar, aileleri, haneleri ziyaret ediyorlar. Herhangi bir sorunu var mı? Herhangi bir isteği var mı? İhtiyacı var mı? Bunları giden görevli arkadaş elinde tablet. Tablete yüklüyor isteği, ihtiyacı. Bu tabletten ilgili kuruma anında gönderiliyor. Öyle bir portal oluşturulmuş. O ilgili kurum da örneğin İşkur, örneğin Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, örneğin farklı farklı kurumlar olabilir bunlar. Hemen o kurumun ekranına düşüyor o sorun. Hmm. Daha sonra o kurum onunla ilgili çalışma yapıyor ve 5 gün içerisinde bu sorun çözülüyor. O 5 gün şartı mı koyulmuş yani? En fazla 5 gün içerisinde çözülecek demiş Sayın Vali. Şimdi tabii... Aha işte gel de söyleme bunu. Gel de işte bunu anlatma. Aha da gel de tebrik etme, kutlama. Yani gerçekten bugüne kadar kimse düşünemedi mi ya? Evet. Yani demek ki isteyince, çalışınca oluyor. Bu inanın biraz da ufuklarla ilgili, evet, kişilerin ufuklarıyla ilgili. Erzincan adıyla anıldıktan sonra tanışabildik. Evet. Çok öyle fazla muhabbetimiz de olmadı ama iyiye iyi, doğruya doğru, yanlışa yanlış. Bunları söylemek de bizim görevimiz. Ve mesleğimiz icabı da bunları bu şekilde yapmamız gerekiyor. Evet. Şimdi bu konuda ben bir şey söylemek istiyorum. Tabii. Semih'ciğim, yıllarca 27 yıl boyunca Erzincan Belediyesi'nde çalışmış biri olarak işte yani zamanındaki belediye başkanları da ihtiyaçlı aileleri tespit edelim, yardım edelim
diye organizasyonlar yaptı. Dolayısıyla bu organizasyonlarda ben bir şeye şahit oldum. Bizim Erzincan'ımızın insanı kolay kolay gidip de benim bir derdim var, buna derman bulun demiyor. Çok güzel bir tespit gerçekten. Demiyor. Teşekkür ediyorum sana. Yemin ediyorum. Çok güzel bir tespitte asıl, bulundun. Asıl ihtiyaçlı olanlar var. Evet. Şimdi diyorsunuz ki işte evi var. Ya evi var da ne yapsın, evi olmasın? Evini satsın yesin. Hayır. Evi var ama düşmüş. Kimsenin haberi yok. Dolabını açın, içeride bir şey yok. Ekmek yok. Yani ben bu görevli arkadaşlarımdan bir şey rica ediyorum. Bilinen muhtarlarımızın, muhtarlarımıza güvensiz demiyorum ama muhtarlarımızın yazdığı listeler tamam, eyvallah. İşte efendim zaten organizasyonu yaptığınız zaman bu şekilde yapmanız gerekiyor. Tek tek kapıları çalıp ihtiyacınız var mı diye sorulmuyor Semih Bey. Evet. Şimdi muhtara diyorsun ki bana bir liste yap. Muhtarın elinde hazır bir liste var. Ama bu Hızır Erzincan projesinde tek tek kapılar çalınıyor şimdi. Ama muhtarların verdikleri kapılar. Tabii. Şimdi, yani şimdi muhtarın bilmediği de olabilir. Tabii tabii, ama bu projede muhtarlarla ben birlikte diyorum, yani sadece muhtarlar değil. Diyelim ki sen Erzincan Valiliğine mail attın veya internetten o siteye gönderdin. Ben ihtiyaçlıyım. Eşyaya ihtiyacım var. Durumum kötü. Emin ol, o Hızır ekipler gidiyor, Hızır Erzincan ekibi gidip evde yerinde inceliyor. Gerçekten bunun eşyaya ihtiyacı var mı? İşte biri diyor ki benim diyor çamaşır makinem yok, çok zor şartlar altındayım. İşte oturacak yerimiz yok. Ve o ekip hemen ilgili birime bildiriyor. Gidip artık ikinci el mi olur, sıfır mı olur, alıp götürüp eve yerleştiriyorlar. Ama benim söylediğim olay çok farklı. Bunlar sen çok de, güzel şeyler. Ama ben de sen diyorsun ki sadece muhtarlar asıl değil. Asıl ihtiyaçlı olanları biraz böyle komşulara sorarak, hani alttan alttan. Tabii tabii, sadece muhtarlara bağlı evet, kalmadan. Sizin bildiğiniz birileri daha var mı diye sorarak evet, liste yapıp gidip kapısını çalıp, inanın kapısını çalsanız bile, evine misafir olsanız bile o insan mağduriyetini yine de söylemez. Evet. Semih, bizim Erzincan halkının böyle bir özelliği var Sayın Valim. Çok kıymetli bu konuyla ilgili ekip. Sizlerden ricam asıl ihtiyaçlıyı tespit etmek. Asıl ihtiyaçlıyı. Evet. Şimdi istersen Hızır Erzincan projesiyle ilgili kısa bir tanıtım videosu var. Tamam. Onu bir izleyelim. Daha sonra devam edelim. Evet. Halkını yaşat ki devlet yaşasın anlayışını yüreğinde hisseden, toplumumuzun tüm kesimlerinin sorunlarını, dertlerini dinleyen ve onların her zaman yanında olan, ihtiyaçları olsun olmasın, samimi bir merhaba diyerek başlattığımız Hızır Erzincan projesi hayata geçiriliyor. Hızır Erzincan projesi kapsamında Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Bakanımızın ve Sayın Valimizin selamlarını getirdik sizlere. Müsaitseniz sizinle görüşmek istiyoruz. Hızır Erzincan ekiplerince yetimlerimiz, ihtiyaç sahipleri, yaşlılarımız, engeli olan özel çocuklarımız, şehit ve gazi yakınlarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızı ziyaret edip bir çaylarını içeceğiz. Herhangi bir sıkıntınız, probleminiz, derdiniz var mı? Bunları dinlemek. Varsa valiliğimiz tarafından çözümünü hızlı bir şekilde oluşturmak için hane ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Devletimizin şefkatli yüzünü gösterip evlerine misafir olacağız. Onlarla hemhal olup dertlerine, sevinçlerine ortak olacağız. Çözülmesi gereken sorunlar varsa ekiplerimiz tarafından Hızır Erzincan portalı üzerinden ilgili birimlere anında yönlendirilerek merkezi sistemle takip edilecek ve 5 gün içinde çözüme kavuşturulacak. Anlık tespit, anlık çözüm. Hızır Erzincan. Yaşamak, var olmak ve var olanı sevmektir. Evet, burada da zaten projenin detaylarını anlatmışlar. Gerçekten
Kızıl Erzincan projesi Erzincan'da gönüllere dokunan bir proje. Bu nedenden dolayı da Erzincan Valiliğini, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünü ve emeği geçen tüm birimlere teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Henüz yeni açıldı, yeni başladı bu proje. Evet. Bundan sonra yapacakları her ne varsa biz de sizlerle paylaşacağız bunları. Sonuçlarını da görelim. Görelim. Bakalım henüz neler oluyor. Hani bir kere bu proje, bu böyle bir projenin start verilmesi mükemmel bir şey. Sen söyledin, ben de söylüyorum. Tebrik ediyoruz. Haydi görelim bakalım neler olacak. Evet. İnşallah iyi şeyler olacak. Evet, şimdi neredeyiz? Dört yolda. Dört yolda göbeğinde. Bak buradan aşağı doğru giden caddeye, evet, biliyorsun 13 Şubat Caddesi. 13 Şubat Caddesi. Şimdi burada kaza olan bir kavşak vardı. Sabıkalı kavşak diyorduk ya. Evet. Hani oraya sinyalizasyon kurdular. Evet. Şeyin SGK ek hizmet binasıyla Orman İşletme Müdürlüğü'nün, aynen, bulunduğu kavşak. Evet. Kavşak güzel oldu. Sinyalizasyon gerçekten güzel oldu. Çünkü yani her zaman kaza oluyordu. Hatta kazanın birinde bir araç oradaki tatlıcıdan içeri girmişti. Fakat ama oraya ya her taraftan sola dönüşler yasaklanmış. Şimdi bak, buradan sanayiye gidiyorsun. Tamam mı? Buradan gittin. Dönüş nereden? O kavşakta. Sanayiye döneceksin. Evet, dönemiyorsun. Yasak. Oo. Bak, aşağıdan yukarı geliyorsun. Şimdi bu yeni TOKİ'ler yapılıyor ya. Aşağıdan yukarı geliyorsun. Bu Kızılay Mahallesi'ne doğru döneceksin. Sola döneceksin. Yasak. Nereden döneceksin? Aynı şeydeki geleceksin gibi. Dört yolu dolaşıp. Müftülük kavşağı gideceğim gibi. Aynı. Şimdi buradan giden insan ya sola dönemiyor. Sanayiye gidecek. Nereden dönecek biliyor musun? Ta gidecek aşağı çarşıda o eski çevre yolunun kavşağından dönüp, evet, gidecek. Ya da oradan gitmeyecek, buradan gidecek. Ya da buradan gidecek. Yani o sola dönüşlerin oranın kullanımı bir azalacak o zaman. Yani kavşak rahatladı ışıklarla beraber. Tamam. Ama zaten sinyalizasyon ona göre ayarlanırsa sola dönüşlerin yasaklanması şöyle olması gerekiyor. Hani 60 dakika süren kavşaklar var ya. Evet. Tek geçiş izni verilen kavşaklar var. Evet. Onun gibi bir şey olacak o zaman. Askerlik şubesinin olduğu kavşak var ya. Şimdi oradaki sola dönüşler yasak değil orada. Hayır, orada serbest. Ama tek geçişler. İşte ve her yola ayrı izin veriliyor. Şimdi ben buradan sanayiye gideceğim. Döndüm. Buradan geldim Halitpaşa Caddesi'nden döndüm 13 Şubat'a. Sanayiye gideceğim. Sanayiye gideceğim. Dönemiyorsun. Gidemezsin. Yasak. Ta gideceksin aşağı çarşıdan, eski çevre yolundan gideceksin. Yani buradaki o zaman veya, oraya niye gideyim ki? Bak, ben buradan giderim. Şeyden gelenleri de düşün. Aşağı çarşıdan yukarı geliyorsun. Tam o işte hamamın kavşağında, evet, sola dönmen lazım. Evet. Yasak. Sola dönüş yok. Geleceksin dört yolu dolaşacaksın. Bu konuda vatandaşlarımızdan birkaç mail geldi. Lazım. Onların da talebini böylece iletmiş olduk. Evet, o ışıklara o zaman sıralı sinyalizasyona bir şekilde sistem uygulamak lazım, evet, diye uygulama, düşünüyorum. Yeni bir düzenleme aynı yapılır. Aynı askerlik şubesinin bulunduğu kavşak gibi. Öyle söyleyeyim size. Evet, bunu da böylece dile getirmiş olduk. Gelelim İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde bir çayını değişiklik soğutma, oldu. Ben içiyorum ya. zaman. Sen konuştuğun Allah zaman içiyorum. Allah bir çene vermiş ya. Bir sakin ol ya. Rahat rahat yavaş yavaş. Buradan gayet sakinim. Sen sakin ol. Tamam, yani bilmiyorum. Buyur. Boks. İl Kültür Turizm Müdürlüğü'nde biliyorsun Arda hep Nevşehir'e gitti. Nevşehir'e gitti. Ve şu anda ondan boşalan koltuğa Kültür Turizm Müdürlüğü'nde müdür yardımcılığı görevinde bulunan çok değerli arkadaşımız Oğuzhan Kılıç atandı. Oğuzhan kardeşimize hayırlı tebrik olsun. Tebrik ediyoruz. Atandı mı? Vekaleten atandı. Şimdi geçici olarak bakıyoruz. Evet. Umarız bu kalıcı olur. Oğuzhan Kılıç Erzincan için güzel şeyler yapar. Tercanlı. Aslında evet, sağlık sektörüyle ilgili bir arkadaş. Daha sonra işletme okumuş, işte yüksek lisans yapmış. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde, Atatürk Üniversitesi'nde falan ve Kültür Müdürlüğü'nde de uzun yıllardan beri de müdür yardımcısıydı. Evet. Şu anda müdür olarak atandı. Kendisini tebrik ediyorum. Tebrik Görevinde ederiz. De başarılar diliyorum. Başarılar diliyoruz çünkü Kültür Müdürlüğü çok önemli bir müdürlük. Evet. Yani Zeki Bey, çay içiyorum. Tamam. Gördüğüme çok sevindim. Afiyet şeker olsun. Yani gerçekten
kültür müdürü, ya bütün müdürlükler tabii ki çok önemli ama kültür müdürlüğü çok çok önemli. Ve Erzincanlı olması da güzel. Evet. Bir de uzun yıllardan beri de kültür müdür yardımcısıydı. Evet. Konuya da vakıf. Şimdi söyleniyor ki artık herkes kendi ilinde görev yapamayacak. Kurum müdürleri falan. Öyle diyorlar da şimdi, ben inanmıyorum ona. Ben de diyorum ki tamam, yani Erzincanlı gitsin başka yerde. Başka yerdeki arkadaşlarımız da gelsin Erzincan'da görev yapsınlar. Eyvallah. Hepsi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. O eğitimi almış, orada görev yapsın. Bir şey demiyorum ama. Ya şimdi Kültür Müdürlüğü'ne gelen bir arkadaşımız şimdi ne kadar bir süre sonra Erzincan'ın ruhunu, evet, kültürünü, kimliğini, kişiliğini öğrenecek de buraya ona göre hizmetler verecek, projeler sunacak. Sence? Ben katılıyorum sana gerçekten. Kültür Müdürlüğü'nde bir Erzincanlı, bir de Kültür Müdürlüğü'nde de çalışmış tecrübeli bir kardeşim. Tabii. Devam etsin yani diye düşünüyorum tabii. Siz yani, daha iyi bilirsiniz. Tabii ki diğer illerden de gelecek. Mesela şimdi İl Milli Eğitim Müdürümüz de oldukça başarılı, çalışkan. Okulları geziyor, etkinliklere katılıyor. Tam bir beyefendi. Gerçekten Erzincan'da eğitime katkı sağlayacağına inandığımız bir isim. Evet. Hacı Ömer Kartal. Ona da başarılar diliyoruz. Ve bu arada Sayın Oğuzhan Kılıç'a da yeni görevinde başarı dileklerinde bulunuyoruz. Başarılar diliyoruz Sayın Müdürüme. Allah yardımcısı olsun. Bizim de katkı sunabileceğimiz her ne varsa başımızın yanındayız Sayın Müdürümüz. Evet, aynen. Şimdi sen sektör programı yapıyorsun. Çok da ilgi çekiyor. Yoğun da bir program portföyü oluştu. Evet. Senin çekim yaptığın yerlerden biri de Kemah'taki Yavuz Peker'e ait ceviz bahçesiydi. Bahçesi değil. Tesis mi diyelim? Ben oraya ceviz dünyası, diyorum. 1320 dönüm. Dönüm. Yani ya nerede boş alan varsa ceviz dikmiş. Yine de gözü ortalıkta, biliyor musun? Evet. Diyor ki şu, diyor, karşı tepede diyor boşmuş diyor. Oranın da diyor almını yapmaya çalışıyorum diyor. Oraya da ceviz ekeceğiz. 35 bin ceviz ağacı var. Evet. İşte sen gittin, röportaj yaptın. Şimdi orada çok güzel bir tesis açıldı. Ceviz işleme tesisi ve paketleme tesisi. Hem de bal. Evet. Bir de bal da var. Ve bu geçtiğimiz hafta da buranın açılışı yapıldı. Yoğun bir katılım vardı. Evet. Yani orada üretilen cevizler artık işlenecek, paketlenecek ve satışa sunulacak. Evet. Ve üzerinde şey. Erzincan Kemah, tabii, yazacak. Ve zaten Kemah cevizi biliyorsun, biz uzun yıllardan beri hep bunu söyleriz. Meşhurdur Kemah'ın cevizi. Aynen öyle. Şimdi onun için de bu paketleme... Havası, suyu çok önemli. Tesis, bir de profesyonel bir ortam. Evet. Paketleme. Yani koskoca bir tesis. Yavuz abimizin ellerinden öpüyorum. Şimdi Yavuz Peker tabii. Çok kıymetli. Senin akraban mı yoksa? Benim akrabam değil, onu da söyleyeyim. Kesinlikle. Yani keşke olaydı. Saygılar sunuyorum. Keşke olsaydı. Keşke olsaydı. Keşke böyle bir akrabam olsaydı. Ben Yavuz abimizin ellerinden öpüyorum. Tanışmak kısmet oldu. Çok tanıdığıma çok sevindiğim değerli abilerimden bir tanesi. Erzincan'a bir çivi çakanın kölesi oluruz, evet, diyoruz ama öyle. Bu adam binlerce ağaç dikmiş, hem de ceviz ağacı. Yavuz abimize biz ne desek ne yapsak azdır. Onu çok seviyorum. Bir sezonda, evet, 30 tona yakın ceviz, evet, işlenip paketlenip piyasaya sunulacak. İşte programda biz konuştuğumuz zaman zaten onu söylemişti. Bu yıl hedefimiz 30 ton demişti. Evet. Demek ki yani ağaçlara bakınca da adam anlıyor. 30 tonda çıkmış. Evet. Çok güzel. Çok mutlu oldum. Tebrik ediyoruz. Halbuki Semih Bey, inan Yavuz abinin ne cevize ihtiyacı var, ne ceviz bahçesine ihtiyacı var. Maddi olarak gelebileceği en iyi yerde yani Yavuz abimiz. Çocukları... Ama yani Kemah'ı benimsemiş, Kemahlı olduğu için, tabii, kendi memleketine böyle bir yatırım yapmış. Aynen. Sordum, tebrik ben ediyoruz. Dedim ki ya Yavuz abi, sen yapacağını yapmışsın. Kemah'ın bu köyünde, dağın başında ne işin var dedi seni ya. Dedi ki benim dedi şuralarda dedi ayak izlerim var dedi. Bu dağlar, şu karşı dağları görüyor musun? O dağlarda dedi benim ayak izlerim var. İşte bu. Evet. Yani buradan da bir mesaj vermiş olalım. Lütfen Erzincanlıyım diyen, Erzincan dışında yaşayan her kim varsa, ne olursunuz geleceğiniz, yani geleceğimiz
Çocuklarımızı Erzincan'dan koparmayalım. Zaten en az yılda bir defa Erzincan'a gelelim. Yani köylerine gelenler, evet, büyük şehirlerde yaşayıp büyük şehrin o keşmekeşiyle, o yoğun temposuyla yaşayıp da bunalan insanlar artık yavaş yavaş kendi vatanlarına dönmeye başladı. İşte bunun örnekleri de var Erzincan'da. Evet. Yavaş yavaş gelip köylerinde ev yaptırıyorlar. Yurt dışında yaşayanlar da. Yurt dışında yaşayıp geri dönenler var. Evet. Yavaş yavaş geri dönüş başladı. Mesela Kuru Tilek'te bir iş adamımız, İsviçre'de yaşayan Yaşar bir iş adamımız Yaşar Bey. Yani söyleyelim, İsviçre'de de Mesut Otel'in de sahibi. Yani İsviçre'de kazanmış. Evet. İstanbul'da yatırabilirdi, Ankara'da yapabilir, her yerde yapabilirdi. Ama adam gelmiş Erzincan'da koskoca otel yapmış. Onunla birlikte? Onunla birlikte müteahhitlik yapıyor. Erzincan'da güzel güzel binalar yapıyor ve Kuru Tilek'te adam kendisine malikane mi diyelim, ne diyelim? Ya bir mahalle yapmış, mahalle. Yani çok güzel olmuş. Çok güzel, tamamen taş, mükemmel bir ev yapmış. Ve dediğin gibi bu da Erzincan'ı ne kadar sevdiğini gösteriyor. Yatırımının tamamını Erzincan'a getirmiş. Evet, Erzincan'da iş adamı ve güzel şeyler yapıyor. Hatta bizim bu benim yaptığım Haberiniz Olsun programında Sayın Mustafa Sarıgül'ü onun konağında ağırladık. İzlerseniz görürsünüz konağı. Orada Sayın Mustafa Sarıgül'le program çektik ve o Yaşar Bey şunu söyledi. Dedi ki, ya dedi, ben dedi şu dağlarda eskiden dedi hayvan koyun otardım dedi. Tabii. Ya. Şimdi dedi ben o dağlarda onu da oraya çeken o işte. Tabii. Ben dedi bu dağlarda koyun otarıyordum. Şimdi dedi oralarda Mercedes'le geziyorum. Evet, aynen. Ya aynen. İşte böyle şeyler helal olsun olabiliyor. Ya vallahi tebrik ediyoruz. Bu da yurt dışında yaşayan iş adamlarımıza örnek olsun. Sektörün nabzına abimizi konuk edelim inşallah. Edelim. Şimdi yurt dışına çıktı. Geri dönüşte inşallah yapalım. Şimdi o konakta biz Sayın Mustafa Sarıgül'ü çektik. İkna oldun mu? Her programda soruyorum. Başkanı yeri, da sordum. Yeri gelmişken onu da anlatalım. Sayın Mustafa Sarıgül'ün cevaplarını samimi buldum. Şimdi Sayın Mustafa Sarıgül artık ulusal kanallarda boy gösteriyor. Erzincan'ın da tanıtımını yapıyor. Bu doğru. Yani Cimri'nin kurum peyniri, aynen, bunları aynen duymayan Türkiye'de kimse kalmadı. Kalmadı. Şimdi ikna konusuna geldiğimizde de Sayın Mustafa Sarıgül gerçekten çok profesyonel bir siyasetçi. Şimdi ben o programa giderken yaklaşık işte 40 dakika falan sürdü. 2-3 gün hazırlanarak programa ben gittim. Çünkü karşımdaki tabii, konuk karşımızda Mustafa Sarıgül var. Bir üstad yani. Şimdi kendisi genellikle ülke siyasetiyle ilgilenmek istiyor. Ama ben konuyu çekip hep Erzincan'a getirmek istedim. Ama Erzincan'la ilgili de cevaplar verdi. Erzincan'la ilgili birkaç önemli konu sordum. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin Erzincan Belediye Başkan Adayı kim olacak dedim. O da Büyük Kongre'den sonra cevap verdi mi? Büyük Kongre'den sonra, CHP'nin Büyük Kongresi'nden sonra açıklanacağını söyledi. Şeyi sordum, bu il başkanlığındaki Yalçın Tanrıverdi'nin seçime katılamayıp Zeynep Erdoğan Sarıca'yı listeye getirip il başkanı olması. O konuda da çok fazla bir şey söylemedi. Bu dedi delegelerin hür iradesi. Siyasi cevaplar. Siyasi cevaplar verdi. Tabii kurt ama, siyasetçi. Ama bak önümüzdeki sen günlerde. Sen sorarsan o da öyle cevap şunu, verecek. Ben yani şunu hissettim. Önümüzdeki günlerde CHP'de ilginç ve sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Neden? Yaşayıp görelim. Şimdi neden? Söylemeyeceğim. Söyle. Yok. İl hani başkanlığıyla ilgili. Hani biz cesurduk. Beni gaza getiriyor Zeki Bey. Peki söyleyeceğim o zaman. Hani tarafsızlık, şimdi cesurduk ve söylenemeyenleri söylüyorduk. Ben, peki. Şimdi il başkanı kim oldu? Sayın Zeynep Erdoğan Sarıca. Evet. Hanımefendi, emekli öğretmen. Ve o kongrede şöyle bilmeyenler ya için tesadüf, söyleyelim. Çılgın bir tesadüfle il başkanı oldu. Ama hanımefendi, şimdi Yalçın Tanrıverdi ve karşısında yani Özkan Yılmaz kendisi vardı. Kendisi de şaşırmıştır. Yalçın Tanrıverdi kongre günü dediler ki sen devlet memurluğundan istifa ettin ama
süre dolmadı. Henüz daha Yargıtay onaylamadı. Evet. Sen il başkanı adayı olamazsın çünkü üye değilsin. Hemen orada apar topar liste değişikliği yapıldı. Ve Sayın Yalçın Tanrıverdi'nin listesinde bulunan Zeynep Erdoğan Sarıca dediler ki hemen gel seni biz aday gösteriyoruz. Yani Yalçın Bey'in sayesinde il başkanı oldu. İl başkanı oldu. Tamam. Dediler ki hemen benim yerime senin listeyi yazalım. Koştular gittiler matbaadan liste değişti. Evet. Asıl liste Yalçın Tanrıverdi. Evet. Zeynep Erdoğan Sarıca il başkanı oldu. Şimdi Yalçın Tanrıverdi şu anda araştırma yapıyor. Tüzüklerinde, Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğünde şöyle bir madde varmış. Yönetim, eğer yönetim kurulu başkanı istifa ederse, yani Zeynep Erdoğan Sarıca istifa ederse, kendi içinden birini seçerek veya üyelerden birini, parti üyelerinden birini, öyle bir tüzükte madde varmış. Veya üyelerden birini il başkanı yapabilir. Yapabilir. Ama Zeynep Erdoğan Sarıca istifa etmiyor. Neden? Etmiyor. Ne güzel değil mi? Ben kazandım şimdi, diyor. Senin şimdi Yalçın Tanrıverdi aday oluyor sonra olamıyor. Yalçın Tanrıverdi'nin gösterdiği kişi liste, aday seçiliyor. Aday seçiliyor. Şimdi ona diyorlar ki istifa et hadi ben geleceğim. Tamam. Etmem diyor. Şimdi etmez. Ben sana bir örnek vermiştim bak bunu anlatırken. Şimdi İstanbul'dan bir araba aldım. Araba ehliyetim de yok. Evet. Zeki Bey'e dedim ki Zeki Bey sende ehliyetim var. Böyle bu arabayı, verdi? Bu arabayı al. Erzincan'a götür benim ehliyetim yok. Ha. Zeki Bey de arabayı alıyor. Erzincan'a getiriyor. Erzincan'a gelince diyorum Zeki Bey arabam var diyor hayır bu araba benim. Yani ben tam böyle bir şey asla yapmam da yani Semih Bey tabi örnek olarak gösteriyor yoksa benim onun arabasına falan ihtiyacım yok. Şimdi Sayın Zeynep Erdoğan Sarıca istifa edip Yalçın Tanrıverdi'nin görev vermesi bekleniyor ama emaneti Sayın devretmesi bekleniyor. Hanımefendi diyor ki ben istifa etmiyorum. Ben diyor emanetçi değilim diyor. Artık yani. Kendi bilecekleri iş. Yani ona bir şey diyemeyiz. Kendi neden parti istifa için. Etmiyor peki sence? İl başkanı oldu yani. İl başkanı oldu. Oldu da acaba neden? Şimdi zaten Yalçın Tanrıverdi'nin listesinde değil miydi evet. Bu hanımefendi? Tesadüf yani olamadığı için hemen bir ismi aldı koydular. O da o hanımefendiydi. Evet. Yani niye bırakmıyor ki acaba sence? Artık onu işte biraz önce dedim ya sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Bekleyip göreceğiz. Ya sence niye bırakmıyor? Neden acaba yavaş bırakmıyor? Yavaş bardakları sence? Dökeceksin. Bilmiyorum. Evet. Bu da artık parti içi bir mevzu. Umarız onlar daha iyi günlerde bakalım bilirler. Ne olacak. Hayırlısı yani olur kendileri için. Yani bir il başkanı olacak da. Evet. Bu işi bir an önce çözseler iyi olur yani. Şimdi Erzincan'da engelli rampalarıyla ilgili sen bir haber yapmıştın. Sen fotoğraf çekmiştin. Biz evet. De ona haber yaptık. Bu caddelerde bulunan engelli rampalar var. Bu bizim 10. yaptığımız haber. Tabii. Hemen hemen 10 kere yapmışız. Ya aracını getirip ama bir türlü engelli rampasına anlatamıyoruz. Koyuyorlar. Anlatamıyoruz şimdi ya. Şimdi onu anlayabilmek için Allah korusun. Bak şimdi fotoğrafı engelli, koyalım Semih'cim. Evet fotoğrafı koyuyorum. Ozan'dan rica ediyorum. Özellikle de aracın plakasını almadım. Şimdi ve emniyet de istedi o aracın plakasını değil mi? Evet. Vermedik çünkü almadım. Kimsenin ceza yemesini de istemiyorum. Benim yüzümden olmasın. Ama ya Allah'ın aşkına ya. Arabanı park ettikten sonra şimdi bir in bak. Onu anlayabilmek için engelli sandalyesiyle şu kaldırımdan giderken bir aşağıya inmek istesinler. Şu engelli sandalyeleri var ya. He bir insinler de görelim. Tam geliyor rampanın başına araç evet. Çekmiş. Ya insaf gerçekten. Yani ceza o, para değil de yani aslında 800, bir gün tekerlekli sandalyeyle gezme cezası vermek 872 lazım. Lira cezası varmış. Biz o haberi yaptıktan sonra trafikten aradılar. Biz dediler derhal kontrollere başlıyoruz ve yarım gün içerisinde 7 sürücüye 6100 lira ceza yazdılar. Çözüm mü değil. Şimdi bakıyoruz yine engelli rampalarının önünde araçlar var. Bence tekerlekli sandalyeyle bir gün gezdirmek lazım. Çok, ceza bu çok olmalı. Ayıp, çok ayıp. Ceza para ceza. Araç sürücüleri lütfen araçlarınızı park ederken engelli rampasının önüne lütfen park etmeyiniz.
rica ediyoruz. Yani hepimizin bir engelli adayı olduğumuzu unutmayalım. Hepimizin 5 dakika sonra ne olacağımız belli değil. O engelli aracında biz de olabiliriz. Ama kaldırımdan aşağı indiğimiz zaman önümüze bir araç çıkıyorsa ve biz o kaldırımdan inebilmek için metrelerce ileri gidip başka bir engelli rampası arıyorsak, yazıklar olsun. Lütfen engelli ama, rampalarına araç parkı yapmayalım. Şimdi diyor ki adam, ya ben zaten zor park yeri buldum. Millet oraya park etmemiş, boş kalmış. Aha diyor park yeri. Hop giriyor park ediyor. Ya bir olmaz, baksana oraya bak, niye boş kalmış yani? Her yer dolmuş, orası boş kalmış. Acaba neden? Ona bir bakın. Evet. Semih Bey'in söylediklerine tamamen katılıyorum. Çok doğru cümleler. Ben daha başka bir şey söylemiyorum. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Bir şey demiyorum yani. Evet, şimdi bu toplu taşımayla ilgili zaman zaman biz gündeme getiriyoruz beldelerin bağlanmasıyla birlikte yaşanan sorunları. Gerçi belediye, bitti mi sorunlar? Belediye anlaşmış 4 beldeyle. Zaten beldenin bir tanesi de otobüslerini artık seferlerini durdurdu. Evet. Ulalar. Ulalar. Mahallesi diyelim artık. Şimdi Ulalar Mahallesi'nde eskiden işte her 12 en fazla 15 dakikada bir otobüs gelirmiş. Vatandaşlar, çocuklar, öğrenciler otobüs seferlerini biliyorlar ve durağa çıkıp okullarına gelecekler, iş yerlerine gidecekler. Ya 45 dakikada otobüs gelmiş. Yarım saati geçmiş. Ve bizim bu belediyenin otobüsleri artık Ulalar kendi otobüslerini çekti. Yolcular da haklı olarak şoföre diyorlar ki ya kardeşim saat kaç? Ya biz okula gideceğiz. Öbürü diyor ki ben işime geç kaldım senin yüzünden. Neden geç kalıyorsun? Şoför diyor ki istediğin yere şikayet et. Sen de tuttun bunu haber yaptın. Şu özgüvene bakar mısın? İstediğin yere şikayet et. Şimdi bunu peki seni arayıp da soran oldu mu bunu kim demiş diye? Hiç kimse sormadı. Ama demek ki adam güvendiği bir şey var ya. İstediğin yere şikayet et. Şimdi demek bak, ki arkasında kim var bitmiyor ki acaba? Onunla da bitmiyor. Şimdi o otobüs geliyor. Hani yolcularla tartışma yaşadı ya şoför. Otobüs geliyor bu Emniyet Müdürlüğü kavşağının orada. Abi orada bir frene basıyor. Otobüs zaten dolu. Oo. Yolcuların hepsi birden şoförün yanında. Hurra geliyorlar. Yüzlerini çarpanlar o direklere falan. İntikam alıyor şoför. Vay be. Eğer siz benimle tartışırsanız ben de böyle ben fren size yapar hepinizin kafasını cama vururum. Ve diyor ki istediğin yere şikayet et. Zeki Bey. Tebrikler arkadaşım. Tebrik ediyorum seni. Artık istediğin yere şikayet et diyor adam ya. Adamın arkasında ya sağlam arkadaşım, adamlar var yani. Neyse ki o otobüste yani farklı şeyler yaşanmamış yani. Ya o kafasını vuran, yüzünü vuran bir arkadaş da birisi anlattı bu olayı bana. Evet. Geldi ki yüzü şişmiş. Evet. Yüzünü vurmuş. Şimdi bu toplu taşımadaki şoförlerimiz profesyonel destek almalar lazım. Ya işlerinde çok yani, kibar olanlar var. Gerçekten çok işlerini evet, psikolojik destek almalar lazım. Bir sürü arkadaşımız var ama işlerinde işte böyleleri de çıkabiliyor. O zaman şimdi o zaman firma ya da firma değil o belediyenin. Ha belediyenin tabii, mi? Tabii belediyenin ha. Onlar. Şimdi bunu toplu taşıma ile ilgili arkadaş her kimse çağıracak. Diyecek gel bakayım buraya istediğin yere şikayet et demişsin. İşte o istediğin kim yer benim. Kim işe girmek için kaç kişiye yalvardı? İstediğin yer benim. Anlat bakayım o gün sen ne yaptın orada? Yolcularla neden böyle yaptın ve yolcuların hayır kamera var. Kafaları neden gitti de oradaki demirlere? Ses bakıyor. Kaydı var. Görüntü kayıtları da ya olması lazım. Evet. Eyvah bu, eyvah. Tabii hepsi için geçerli değil. Tüm yani işlerini layıkıyla yapan tüm şoförlerimizi tenzih ediyoruz. Aynen. Ama Ulalar'da zaman konusunda bir sıkıntı yaşanıyor. Tamam Ulalar Belediyesi kendi arabalarını çekti. O zaman takviye yapın. O zaman belediye oraya takviye yapmalı. İnsanlar, çocuklar okuluna geç kalmış. Adamla bir sürü insan işine geç kalmış. Evet. Ya 45 dakikada nedir bir otobüs? Hayır bir de bu cümleyi nasıl kurabiliyorsun yani istediğin yere şikayet et. Evet. Şimdi hep böyle trafik işte bunlarla konuşuyor. Bugün şimdi bak şu anda hemen bakar mısın? Bak kırmızı yanıyor yaylara. Evet. Ozan'cığım hemen gösterelim.
Bak şu anda yan yana kırmızı yandı ve ona rağmen geçiyorlar. Evet. Şimdi bak bu en büyük sorunlardan biri de. Hem de bak eli de cebinde görüyor musun? Bak Zeki Bey. Şu kavşağa bakar cebinde. Mısın? Bak. Hemen şu kavşağa bak. Burada da aynı. Aa, bak yeşil yandı bak. Bak. Araçlar geçiyor. Bak. Zeki Ozancığım bu tarafa dön. Bak kırmızı yanıyor şu anda. Evet. Yayalara kırmızı yanıyor. Evet. Şimdi burada bir araç kırmızıda geçtiği zaman ne yapıyorsun? Şimdi bak araç hemen yoğunluğu bitecek. Ceza yazıyorsun değil mi? Kayıttayız şu anda. Araç yoğunluğu bitecek. Kırmızıya rağmen o yayalar geçecek abi. Bak şu anda kırmızı yanıyor. Evet. Bak geçiyorlar tabii, gördün tabii, mü? Tabii. Bak fırsatını buldu geçiyorlar. Evet. Şimdi bu ne biliyor musun? Benim bu, işte bütün derdim bu arkadaş. Trafik, eğer trafik kuralları araçlar için değil sadece. Yayalar için de trafik kuralı. Ve onun da cezası var biliyor musun? Evet. Onun da cezası var. Ama gel gör ki şimdi buradan kırmızıda geçen bir araç olduğu zaman vay efendim peşine tebligatlar gelir. Evet, yay geçidinden geçtin. Araç durdurulur eğer polis varsa. Kıyametler ama kopar. Yay geçtiği zaman tarladan geçer. Aa bak kırmızı yanıyor geçiyorlar. Herkes tabii, geçiyor tabii. Bir de bak. Şimdi bu, buradan giden arabaya da yeşil yanıyor. Adam gitse vursa tarladan geçer gibi geçiyorlar Zeki. Semih'ciğim bu arada da bunu dört yoldayken de görüntülemiş olduk. Hiç olmazsa trafik ekipleri mutlaka bunu yoğunlukta kontrol etmeli. Özür dilerim. Ve halkımız da duyarlı olmalı. Duyarlı olmalı. Allah korusun araç bana yeşil yandı diye bir hızla gider. Zaten evet. Biz aman işte kırmızı yanmadan bir an önce geçelim diye hızlı gidiyoruz. O anda da yaya yola düşer. Allah korusun. Şimdi dört burada yolda böyle kazalar çok görüyoruz. En büyük görev bizim sürücülerin. Evet. Şimdi mesela gidiyoruz, ikinci sıra park yapıyoruz ana caddelerde. Ya trafik ekipleri daha anonsu yapa yapa, bir hal oluyorlar. İkinci sıra park yapmayın, işte yayalara anonslar yapılıyor. Bak işte arkamızda yine geçiyorlar. Bir sürü kalabalık. Öyle. Ya buradan bize de görev sürekli düşüyor. Sürekli olan trafik ekipleri bir şey. De tabii ki. Bir de yeşil yanmasına rağmen araçlar da beklemek zorunda kalıyor. Lütfen yaya geçitlerinde sayın yayalar, evet, kırmızı ışıklara dikkat edelim. Bu konuda eğer ceza da yazılırsa o zaman da sonucuna katlan. Yani yapacak bir şey yok. Evet. Ve spor. Semih'ciğim sporda neler oldu? Sporda de ki neler olmadı neler ki? Neler oldu neler? Bu hafta neler olmadı ki? Bu hafta ki? Gerçekten çok hareketliydi. Evet. Bir kere yüzümüz gülüyor. Yüzümüz gülüyor. Niye? Türk milli takımı Almanya'da düzenlenecek olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Hak kazandı. Göğsümüzü kabarttılar. Son maçta Letonya'yı Konya'da 4-0 mağlup ettik. Ve bir anda gündeme oturdu bu konu. Biz de izledik, gurur duyduk. Gerçekten Türk milli takımını, futbolcularımızı, teknik heyeti tebrik ediyoruz. Evet. İnşallah 2024 Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz ve orada da başarılı sonuçlar alırız. Mükemmel bir karşılaşmaydı. Çok güzel bir karşılaşmaydı. Göğsümüz kabardı. Kerem Aktürkoğlu gol attı. Ya bizim zaten gözümüz hep onda. Evet. Kerem Aktürkoğlu'nda bütün ya gözler. Erzincanlı olmamasına çünkü rağmen Erzincan'dan herkes Erzincanlı zannediyor. Çünkü Erzincan Spor'dan gitti Galatasaray. Tamam Erzincan Spor'dan gitti ama Erzincanlı değil. Değil. Ama Erzincanlıymış gibi hissediyoruz tabii. Biz de. Erzincan'ın yetiştirdiği futbolcu mu diyelim? Bak bu geçen hafta da ne kadar oynadı bizde Kerem Aktürkoğlu? Bizde 3 sezon sanırım. Ya 2 sezon garanti de. 2 sezon bizde oynadı. Ondan sonra buradan direkt aldılar Galatasaray'a. Doğru şeyin, mu? Evet. Ve orada da hem asist yaptı dün maçta. Evet. Hem gol attı. Bir de Hırvatistan maçında golümüzü atan kimdi? Bülent Akan'ın Barış Alper miydi? Barış Alper değil mi? Şimdi Barış Alper bizim Erzincanspor teknik direktörü Bülent Akan'ın öğrencisi. He, evet. Bülent Hoca diyordu ki ya işte şu anda milli takımda geçen hafta da gol attı. Diyordu ki bu çocuğu takip edin. Ankara Demirspor'da oynarken Bülent Hoca'nın talebesiydi ve Bülent Akan haklı çıktı. Barış Alper Hırvatistan maçında golümüzü attı. Hangi da takımda oynuyor? Galatasaray'da. Galatasaray'da evet. O da Galatasaray. Ben Fenerbahçeli olduğum için Ozan'a soruyorum. Tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz Ozan milli takımı. Sürekli bize destek Ozan oluyor, fanatik Galatasaraylı. Evet. Şimdi geldik Erzincanspor'a. Erzincanspor tarihi bir rekora yani imza attı. Yani döktürdü yıktı ortalığı. Hafta sonunda
cumartesi günü Düzce deplasmanındaydı. Düzce de sıralamada bizden üstteydi. Ya Erzincanspor bir futbol oynadı, beraber izledik. Aynen. Erzincanspor oynadı, Düzcespor izledi. İzledi ve Düzce seyircisi Erzincanspor'u alkışladı. Alkışladı, tebrik etti. Ve Erzincanspor ilk kez tarihinde deplasmanda 6-0 galip geldi. Bir de 6-0'dan sonra maç hakem düdüğü çalıncaya kadar da paslaşmalar yapmışlar. Daha gitmemişler rakip kaleye. Bülent Hoca ne dedi sana? Bülent Hoca dedi ki yani 6-0'dan sonra da artık gerek yoktu. Onun için futbolculara işaret etmiş ki tamam yeter artık aranızda kendi paslaşın. Kendi aranızda paslaşın. Tabii yani. Ve öyle oldu. Erzincanspor'u tebrik ediyoruz. Tebrik ederiz. İlk kez böyle bir deplasman galibiyeti geldi. Çok önemliydi Düzce maçı. Geçen hafta ne diyorduk? Şimdi ne diyoruz? Bu hafta ne diyoruz? Şimdi, ya geçen hafta da eyvah hani, dedik ya gitti ya. Yani 2-1 galipken 2-2 berabere kaldık. Çok üzüldük geçen şimdi hafta. Şimdi Erzincanspor'un başarısızlığını bekleyen bir grup var ya. Böyle evet. Ellerini ovuşturarak bekleyen. Ya bir mağlup olsunlar da eleştirelim. Bir tanesi çok, yazmış. Ne çok diyor? Komiksiniz şimdi ya. Biz gitmişiz deplasmanda Düzce'yi 6-0 yenmişiz. Adam biri yazmış diyor ki ne oldu diyor yani Real Madrid'i mi yendiniz? Tabii. Yuh sana ya. Yani yuh demek ki artık söyleyeceği bir şey kalmamış. Ya galibiyete sevin, mağlubiyete üzül. Mağlubiyette eleştir, tamam. Ya da dost musun, ama yani, düşman mısın? Ya takım gitmiş bir Türkiye bunu konuşuyor. Bir Türkiye spor kamuoyu Erzincanspor'un deplasmandaki 6-0'lık galibiyetini konuşuyor. Yani. Sen tutmuşsun oradan ne oldu Real Madrid'i mi yendiniz? Hiç başka bir şey demene gerek hiçbir yok. Hiçbir şey demiyorum. Sevgili izleyicilerimiz mutlaka onu takdir ederler. Şimdi onlar bilirler ne yapacak. Erzincanspor hepimizin. Ben biliyorum. Bak ben biliyorum. Bazıları niye başarısız olmasını istiyor biliyor musun Erzincanspor? Neden? Sebep Bülent Hoca mı? Bak birinin. Yoksa Ömer Başkan mı? İkisi de. İkisi de. Niye sevdiremediler? Neden acaba? Ya Ömer Başkan şu anda elinden geleni yapıyor. Bu takımın takım kayyuma kalacakken adam bana verin dedi. Bütçe belli. Yapılan yardımlar belli. Neden bu kıskançlık? Öbür tarafa baktığımız zaman Bülent Hoca elini taşın altına koydu adam. Yani sezon başında istese birçok kulübe gidebilirken daha çok paralarla gitmedi. Evet. Ben de Erzincanlıyım arkadaşım. Maç sonrası. Bu sezon Erzincanspor'un bana ihtiyacı var dedi. Var dedi ve gitmedi. Aynen. Şimdi ya Bülent Hoca'nın takımı 6-0 yenmiş. Sen hala diyorsun ki ne oldu Real Madrid'i mi yenmez? Şimdi bak ben yarım kaldı demin. Eleştirenlerin bazıları isim de biliyorum da söylemeyeceğim. Birinin oğlunu seçmelerde takıma almamış. İşte vardır bir şeyler ya. Birinin damadını kulüpte işe almamış. Bak açık ve net söylüyorum. Birinin yine işte dayısının oğlu, teyzesinin oğlunu yardımcı hoca yapmamış. Ya hepsinin bir sıkıntısı var ya. Yani. Karın ağrısı diyelim. Karın ağrısı. Ya bunları ben biliyorum ve Erzincanspor'un başarısı her zaman bizi sevindiriyor. Aynen öyle. Mağlubiyeti de üzüyor. Ama tutup da böyle 6-0 galipken hala eleştiriyorsanız ben size hiçbir şey demiyorum. Yani bu memleketin evladı Bülent Akan Hoca gelmiş takıma başarılı olsun diye gece gündüz çalışıyor. Maçtan bir gün sonra aradım Bülent Bey'i, Bülent Hoca'yı. Dedim hocam hayırdır neredesiniz? Dedi ki antrenmandayız. Dedim hocam daha yeni geldiniz ya çocukların yakasını bırak. 6-0 yenmişler. Yani bir ödül, bir gün bir tatil ver. Dedi ki tatil yok. Çarşamba günü dedi benim maçım evet, var. Çarşamba günü devam. Aksaray maçımız var. Bu hafta içi oynanacak. Tüm taraftarlarımızı Aksaray maçına davet ediyoruz. Evet. Hiçbir maç kolay değil. Akşam Aksaray'da 19'da. Yenip bu galibiyetleri taçlandırmamız lazım. Aynen öyle. Erzincanspor'u tebrik ediyoruz. Ömer Başkan'a, Bülent Hoca'ya, futbolculara, hepsine bütün yönetime, teşekkür bütün ediyoruz bu zaferi bize yaşattıkları için. Umarım böyle devam ederiz. Biz de lütfen o tribünleri dolduralım.
Çünkü Erzincanspor taraftarıyla olur. Evet. Bir de Pomem'i bu hafta istiyoruz. Evet, Pomem geldi. Yetkililer bu konuda yardımcı olmalı. Ayrıca Pomem artık olmazsa olmaz Ömer Başkan yani. Söylediğine göre tüm öğrenciler, hani üniversite öğrencileri de dahil olmak evet. üzere tüm öğrenciler 1 lira olacak dedi maça giriş. Ya bütün üniversite öğrencilerini davet ediyoruz. İşte size sosyal faaliyet. Evet. 1 lira. Şimdi yine önemli bir olay. Dünya Veteranlar Şampiyonası Yunanistan'da düzenlenecek ve Erzincan'dan 3 kişi gitti. Biri bizim yönetim kurulu başkanımız Serhat Sarıçiçek, biri Çetin Boğa, diğeri de Ahmet Zeki Özbay. Şu anda bugün Yunanistan'dalar. Zannedersem maçlar yarın başlayacak. Şu anda hazırlıklar yapılıyordur. Kendilerine başarılar diliyoruz. Başarılar diliyoruz. Dualarımız onlarla. Haydi bakalım pehlivanlar, gösterin kendinizi. İnşallah ya. Başarılı sonuçlarla gelirsiniz. Erzincan'a 3 altın madalya bekliyoruz. Şimdi biraz zor o. Ben niye? Ahmet Zeki Özbay'a sordum. Ya sen hep karşı çıkıyorsun ya. Ya Ahmet Zeki Özbay. Ben diyorum ki bak, bu 3 sporcumuzla Erzincan'a altın madalyayla gelecek diyorum, sen kabul etmiyorsun. Şimdi ya. Şimdi röportajda ben Ahmet Zeki Özbay'a sordum, daha önce katıldın mı? Çok kez katıldım dedi. 5-6 kere katıldım dedi. Kaçıncı oldu? En son dedi, en iyi dedi derecem 7.likti. He. Dünya 7.liğiydi. Yani öyle kolay kim, değil. Kim? 7 kişi mi katıldı? Daha fazla. Yani öyle kolay değil. Oraya bütün ülkelerden, Amerika'dan, Fransa'dan, işte Brezilya'dan güreşi yeni bırakmış. Yani adı üstünde zaten. Dünya şampiyonası. Katılıyor. Ama biz güreşçilerimizden ümitliyiz. İnşallah kendilerinden derece bekliyoruz. Derece olmasa da milli mayoyu giyip Yunanistan'da hem Erzincan'ı temsil edecekler hem Türkiye'yi. Olmasa da ne demek ya? Olmasa ya ben açık da kapı bırakıyorum. Ben ki, olacak diyorum. Olacak. İnşallah. Bak yani senin bu hareketlerin bir kere kesinlikle hoş bulmuyorum. Sevgili pehlivanlarım, aslan kardeşlerim, bence siz altın madalyayla Erzincan'a döneceksiniz. İnşallah. İnşallah. Bekliyorum. Şimdi gelin Semih Peker'i mahcup edin. Ya beni ne mahcup edecekler? Ben başarılı çünkü olmalarını istiyorum yani. Ama açık kapı bırakıyorum. Yani kayıt dışında başarılı, da konuşuyor. Başarılı olamazlarsa da ya dereceye giremezlerse de olacaklar orada inşallah. Bizi temsil etmeleri çok önemli diyorum. Yok niye? Ama gönüllerimiz onlarla. Mi temsil edecekler Semih'cim ya. Dualarımız onlarla inşallah dereceye girerler. Kulağımız orada olacak, gözümüz kulağımız Yunanistan'da. Serhat Sarıçiçek'e, Çetin Boğa'ya ve Ahmet Zeki Özbay'a başarılar diliyorum. O zaman şöyle cesaretlerinden dolayı alkışlayalım. Ama birden kıvırdı şimdi. Sen bak cesaretlerinden dolayı diyorum. Biraz önce ne diyordun şimdi sen ne diyorsun? Sen deseler ki veteran sen niye gitmedin? Ya benim ne işim var güreşle? Niye? Sen gitseydin. Ya adamlar bak 3 tane adam. Ama onlar güreşçiler yani. Güreşçi derken yani onlar sen de güreşebilirdin yani. Yıllardır güreşmiş ve güreşip bakmış kişiler veteranlara gidiyor. Böyle bir cesaretin olmadığı için de bu arkadaşlarımızı suçluyorsun. Ben onlar seni mahcup edecek. Ben biliyorum. İnşallah. Alkışlıyorum arkadaşlarımı. İnşallah. Tebrik ediyorum. İnşallah başarılı sonuçlarla dönerler. Haydi ve bakalım. Önümüzdeki hafta baş başa da onları işleriz. Haydi bakalım. Dualarımız onlarla. Hatta madalyalar olursa biz takalım boynumuza. İnşallah. Ya da davet edelim. İnşallah. Konuğumuz olsun. Tabii tabii. Üçü de konuğumuz olsun. Neler oldu anlatsınlar. Tabii. Madalyaları da gitsin. Evet. Haydi bakalım. Altın madalyalar. Hem de altın madalyalar. Hadi canım. Hala inanmıyor. Ama ben sizin mahcup edeceğinizi. Evet. Evet, şimdi Erzincan Ulalar Spor biliyorsunuz bölgesel amatörlükte gerçekten mücadele ediyor. Ulalar Spor. Ulalar Spor bu hafta yani ligin ilk maçında bölgesel evet. amatörlükte Kayseri takımlarından Develi Spor'la mücadele etti. Şimdi Ulalar evet. Spor da tüm olumsuzluklara rağmen, tüm imkansızlıklara rağmen Yener Hoca, Yener Ulu da evet. Takımın teknik direktörü. Takımı oluşturduğu çoğunluğu da Erzincanlı çocuklardan, sporculardan oluşuyor. İlk maçımızda Develi Spor'la 1-1 berabere kaldık deplasmanda. Evet. Güzel bir sonuç. Güzel bir sonuç. İmkansız. Ümit ediyoruz. Rağmen. Bu Erzincan'daki sonraki maçı kazanırlar. Ulalar Spor'a başarılar diliyoruz. Bölgesel Amatör Lig'de Erzincan'ı temsil eden tek takımımız. Yener hocamıza, Yener Uludağ'a, evet. Kulüp başkanına, futbolcularımıza başarılar diliyoruz.
ve Erzincan'ın sesini duyurun artık. Üçüncü ligde de bir takımımız olsun bizim. Olsun ve Erzincan Spor'a futbolcu yetiştirsinler. Ve desteğe de davet edelim tüm çevreleri. Buralar Spor her türlü imkansızlıklara rağmen bu sonucu alıyor. Önümüzdeki haftalarda inşallah maddi destekler olur. Olur ve inşallah. Takımımız bizi başarıyla temsil eder. Ve i̇nşallah. Üçüncü lige çıkan profesyonel liglerde bir takımımız daha böylece olur diyelim. Bir de Yener Hoca doğduğunda zaten futbolcu doğmuştu. Tabii Recep Uludağ'ın babası, oğlu. Babası Recep Uludağ. Erzincan futboluna çok katkı sağlamış. Hem futbolcu olarak hem yönetici olarak. Aynen öyle. Tabii. Onun için hayatını Erzincan Spor'a adamış. Yener Hoca'da doğdu Recep futbolcu. Uludağ. Tabii. Dolayısıyla da hocamıza başarılar diliyoruz. Bu arada Dünya Kaykay Şampiyonası Ergan Dağı'nda evet. 22 ülkeden 50 sporcunun katılımıyla yapıldı. Adrenalin dolu bir şampiyonaydı. Evet. Sen gittin izledin. Ben gittim izledim. Pist bir kere Ergan Dağı'nın o virajlı 10 tane viraj var orada. 3,5 kilometre hemen hemen. Çok da sert virajlar. Çok sert virajlar. Oradan kaykayla aşağı indiler. Fren mesela, yok. Fren yok. O yanlara da saman balyaları koymuşlar. Bir izleyelim mi biraz? Evet, o şampiyonayla ilgili bir görüntü izleyelim. Bir göstersin bize, ondan sonra devam edelim. Mesela orada yurt dışından gelmiş bir çocuk, kıvırcık saçlı, sarışın, mavi gözlü, çok tatlı bir çocuk. Mükemmel pozlar verdi bize. Çok renkli sahneler vardı orada. O görüntüleri de Ozan'cım hazırlamış, evet. Sağ olsun. Ama vardı. Erzincan halkı orada yoktu. Yoktu. Acaba organizasyonda mı bir eksiklik? Bak, niye yoktu, bilemiyorum. Ben sana söyleyeyim mi? Ya da buradan bak, servisler burada mi yoktu? Hayır, şurada belediye otobüsü duruyordu iki tane. Oraya organizasyonu izlemek için, vatandaşları götürmek için. Fakat öğrenciler de yoktu ya. Şöyle bir şey var. Tanıtım daha iyi olabilirdi. Ya üniversite mesela öğrencileri organize edilebilirdi belki. Billboardlara tanıtım afişleri asılabilirdi. Evet. Bu dört yoldaki dev ekrana Kaykay Şampiyonası'nı tanıtan bir görsel hazırlanabilirdi. Ama yok, oradaki bak Semih Bey, pazar günü ben oraya giderken baktım ki burada canlı yayın var bu ekranda. Nedir diye bir baktım ki Ergan'daki görüntüyü aynen burada canlı yayınlıyorlar. Tamam. Biz merak edip bakmıyoruz. Bu nedir ki acaba? Ya mesela bir hafta boyunca o
orası tanıtılabilirdi. Evet. Bir hafta boyunca aynen. Bütün billboardlara, pankartlar asılırdı, işte tanıtım yapılırdı bir hafta boyunca. Çünkü bu dünya şampiyonası. Evet. Ve Ergan'da ilk kez düzenleniyor Erzincan'da. Neyse artık oldu bitti. Organizasyon. Ama Erzincan'ın tanıtımı için çok güzel oldu. Çok güzel. Ulusal kanallar, spor kanalları verdi. Verdi. Yani bu Hamza Aydoğdu'nun faaliyetlerinden biridir bu da. Evet. Ben orada Selim Kemahlı ile karşılaştım. Selim Kemahlı biliyorsun Recep Yazıcıoğlu zamanında Vali Bey'in yani Recep Yazıcıoğlu merhum valimizin davet ettiği bir Erzincanlı hemşerimiz. Evet. Ve Selim Kemahlı Erzincan'daki doğa sporları hayatını başlatan adam. Recep Yazıcıoğlu'yla birlikte. Onunla birlikte evet. Şimdi Sayın Valimiz Hamza Aydoğdu da yine Selim Kemahlı'yı davet etmiş. Burak Mumcu müdürümüz, Gençlik Spor İl Müdürümüz de çağırmışlar Selim Kemahlı'yı. Bu organizasyonu da yine Selim Kemahlı yapmıştı yani. Evet. Orada tokalaştık, selamlaştık. Kendisine başarılar diliyorum. Ve bu tür organizasyonların devamını bekliyoruz. Organizasyonda emeği olan herkese teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Dünya şampiyonası bu. Meğer o yoldan ama aşağıya... tanıtım daha iyi olabilir. Evet. Bir de şunu da öğrendik. Meğer Ergan'dan aşağıya o yolda kaykayla binebiliyormuş. Bu tür sporlar da organizasyonlar da yapılabiliyormuş. Sakın denemeyin. Sakın denemeyin. Çünkü orada birinin beli mi kırılmış sen söylemiştin. Yani iki kaza var. Ya o saman balyalarını nereden buldular bunlar böyle? Yani bayağı bir güvenlik önlemi de alınmış. Güvenlik önlemleri çok alınmış. Evet. Ama buna rağmen şimdi o kaykaylarda fren yok. Aşağıdan öyle bir yüksekten kayıyorlar elleriyle ki. Elleriyle o hızı kesiyorlar. Evet. Ama ellerinin altı boş değil. Tabii. Yani elini sürerse zaten ayvayı yedi. Sanırım iki kaza olmuş. İki kazada hafif atlatıldı. Yani kazasız belasız atlatılmış oldu ama mükemmel bir organizasyonda hiç akla hayale gelmeyecek bir şeydi. Bu tür çalışmalar devam etsin lütfen. Evet. Rica ediyoruz. Evet, sona geldik. Saatimizi de oldukça aştık. Senin çenen düştü bugün. Bir türlü kısa kesmiyorsun. Yani sen varken ben konuşmaya fırsat bulamıyorum ki. Kaç haftadır bana diyorlar ki Semih Peker senin sesini kesti. Ama ben diyorum ki benim sesimi kimse kesemez arkadaş. Biz kimin sesini keseceğimizi biliriz. Yani bu vesileyle ben bir şeyler olur muyum son acaba? Son olarak sen devam et yine masaya vurmaya. Mustafa Sarıgül. Belki olur. Taklidi. Yine badminton'da bir başarı var Zeki Bey. Onu da söyleyip kapatalım. Hollanda'da düzenlenen şampiyonada Bengisu Erçetin ve Nazlıcan İnci bronz madalyayla döndüler. Kendilerini tebrik ediyoruz. Uğur hocamızı tebrik ediyoruz. Murat hocamızı tebrik ediyoruz. Ve başarılarına bir yenisini daha eklediler. Artık alıştık badminton'da başarıya. Aynen öyle. Evet. Tebrik ediyor ve alkışlıyorum arkadaşlar. Evet. Bugün yine programımızın sonuna geldik. Oldukça yoğun bir gündem vardı bugün. Değerli arkadaşım Zeki Demirbaş'la birlikte elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce yaşanan olayları sizlere aktardık, yorumladık. Bir hafta sonra yine baş başa programında yine sizlerle birlikte olmak dileğiyle yayında ve yapımda emeği olan tüm arkadaşlarım adına hoşça kalın. Hoşça kalın.